Arkadaşlar selam. Nasılsınız, iyisiniz? Umarım hepinizin keyfi yerindedir. Bugün benzinliyle dizel arasında çok fark var mı yok mu? Onu size şu ana kadar kullandığım arabalardan kıyaslayarak anlatmaya çalışacağım. Ki farkı siz de iyi bir şekilde görebilirsiniz diye. Şimdi şöyle söyleyeyim. 5 yıl benzinli araçlar kullandım arkadaşlar. Depoyu fullledim de benzinli araçlarda şehir içinde en fazla 700 kilometre, şanslıysam 700 kilometreye görebiliyordum. Bu araçta bakalım. Şu an menzilim 670 kilometre. Görüyorsunuz. Yaptığım yolda 421 kilometre. Tamamen şehir içi değerleri. Tabi depoyu ağzına kadar doldurdum. 55 litre. Ya ağzına kadar doldurdum burada. Benzinli arabamda da 50 litre deposu vardı. 1.4 TSI VSG bir araçtı. Full bir araçtı. Tavanlı falan filan. O araçta şanslıysam 700 km falan yapabiliyordum. Maksimum 750 km yapabiliyordum şehir içinde. Ki o da yani çok şanslıysam 700 km bile yani çok iyi bir değer. Benzinli bir araç için şehir içerisinde böyle bir araçlar için, özellikle performans araçlar için. Yani şöyle söyleyeyim. Ya dizel arabayla hızlı da gidebiliyorsunuz. Benzinli bir araçla bu aracı kullandığım şekilde kullansam en az yakacağını söyleyeyim size 9-10 litre yakar. Ben bu aracı hani çok sakin de kullanmıyorum. Hani böyle aşırı tın 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 da kullanmıyorum. Tabi bazen tın tın kullanıyorum okula giderken de. Yani sürekli kullanış tarzım bu değil. Yani vites aralıklarını falan böyle arabayı devrine getirip kullanıyorum. Hani devrine gelmeden böyle hemen atayım gibi bir derdim yok. Basıp da öyle. Yani örneğin 3000-4000 devre geçince böyle ani hızlanmalar yapıyorum ışıklardan kalkarken. O tarz kullanmayı seviyorum çünkü. Ona rağmen yakıt tüketimi ortalamamı söyleyeyim size şu anda. 5.6 bu şimdiki. 5.8'miş bu depoyu aldığımdan beri kullandığım yakıt ortalama. Yani gayet iyi bir değer. Benzinliyle araç, dizel araç fark etmez diyenlere bu video gelsin arkadaşlar. Kesinlikle çok fark ediyor. Özellikle hızlı bir kullanıcıysanız daha da çok fark ediyor. Benzinli araçta bastığınız zaman yakıt tüketimi ortalaması 7'den 13-14'e fırlarken, yani nerede 2 katına fırlarken, 2 katını da geçerken, dizel araçlarda en fazla 2 litrelik oynama, 2-2,5 litrelik oynamalar oluyor. Hadi bilemedin 3 litre olsun. En azından bu araç için böyle. Biraz daha güçlü bir araç için, yani zaten o oranda da daha fazla tüketeceği için yine aynı oranda bir fazla bir tüketim olacaktır. 7 litre yakıyorsa çok güçlü motorlu bir dizel araba 9 litreye çıkacaktır. Yani 5 litre yakan bir araba 7-7.5'a çıkacaktır. Ama öyle çok afaki artışlar olacağını zannetmiyorum. Ortalamada şöyle size yolu da göstereyim. Burası Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi mevkisi yolu. Şöyle gidiyoruz. Yani kesinlikle fark etmez deyip satıcılar satış politikasını böyle uyguluyorlar. Fakat çok fark ediyor. Çok fark ediyor. Aşırı fark ediyor. Yani arabaya binesiniz geliyor. Daha fazla biniyorsunuz. Yani 400 kilometreyi ne zaman yaptım ben bu depoda? Hala anlamış değilim. Hemen yapıyorsunuz. Yani çok fazla biniyorsunuz arabaya yakmıyor diye. Şuna bakın, 400 kilometre oldu daha depodan. Yani çok az bir şey eksilmiş. Ki bu 670 kilometre gösterdiğine bakmayın. Atarlı kullandığım için böyle düz bir yola çıkıp 80-90 sabit yapsam o yeniden 800-850-900 kilometrelere yine vurur o yol bilgisayarındaki hane. Bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Videoyu beğeniyorsanız videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.